videoyu izleyecek olanlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Derya. Bugün size bayram indiriminde yaptığım küçük bir alışverişten bahsetmek için geldim. Çoğunluğu kozmetik malzemeleri olmak üzere birkaç alışveriş ihtiyacı da var içinde. Çok fazla uzatmayacağım, hemen videoya geçeceğim. Ama önce şöyle bir poşetimi göstereyim size. Eğilemedim. Şöyle bir tabii ki gratis poşetine koydum hepsini. Oradan çıkaracağım ve tek tek size göstereceğim aldıklarımı. Çok fazla uzatmayacağım, hemen videoya geçeceğim ama onun öncesinde küçücük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olabilir, benden gelecek videolardan haberdar olmak isterseniz de bildirimlerinizi açabilirsiniz. Çok fazla uzatmayalım, hemen videoya geçelim istiyorum ve geçiyorum. Şöyle bir fişim var, bir de şöyle bir fişim var. Ama ürünlerin fiyatlarını söylemeyeceğim. Fiyatlarını çok hışırdadım, bir saniye. Ürünlerin fiyatlarını videonun altına hem indirimli hem de indirimsiz hallerini yazacağım. Ama siz yine isterseniz biliyorsunuz bütün kozmetik marketlerin artık kendilerine ait bir siteleri var. Oradan da istediğiniz ürünlerin fiyatlarına da bakabilirsiniz. İlk olarak bir asetonla başlamak istiyorum. Berry'nin bu güçlendirici provitamin B5 E vitaminli 450 ml'lik bir asetonu. Çok güzel ojeleri çıkarıyor. Koyu renk, açık renk ojelerinizi çok rahatlıkla çıkarıyor. Hiç zorluk çıkarmıyor size. Çok 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 uzun zamanda idare ettiği için ben bunu çok seviyorum. Daha önce bunun aynısından bir tane bitirdim. Bir tanelere onu gönderdim. Şimdi bunu aldım. Çok severek, memnun olarak kullandığım için bundan devam edeceğim. Bunu geçelim. Güneş kremiyle şimdi devam edeceğim. Sebamed'in bu 50 faktörlük güneş koruyucusu. Çok hassas ve güneşe dayanıksız ciltler içinmiş, parabensizmiş. Çok yönlü koruyucu güneş kremi diyor. Bunu annem için aldık. Annem kuru ciltli ve böyle ürünler onun cildi için daha uygun. Sebamed'in ürünlerini de çok severek kullanır o. Bunu annem için aldık dediğim gibi. Bunu da geçelim. Evet. Bir diğer ürünüm de Nivea'nın bu günlük besleyici bakım kremi. Şöyle bir açayım. Aha. Evet, şöyle bir krem. Bunu da yine annem için aldık. Bu da kuru ciltler için. Bakayım nasıl. Son bir ürün daha göstereceğim. Bu da yine annem için aldığımız bir ürün. L'Oreal'in 3 etkili gündüz kremi. Koruyucu ve nemlendirici krem diyor. Nemlendirir, korur, rahatlatır diyor. Bakalım. Kokusu var mı ona bakacağım ama. Yani pek algılayamadım. Evet, bunu da geçiyorum. Başka bir şey var mı böyle kozmetiğe geçmeden önce? Bir ona bakayım. Yok. Benim ihtiyacım ve annemin ihtiyacı olan ürünleri bir kenara bıraktıktan sonra şimdi benim tamamen merakımdan yaptığım bir alışverişle devam edeceğiz. Tek markadan oluşan bir alışveriş yaptım. Aslında ben bu indirimde alışveriş yapmayı düşünmüyordum açık konuşmam gerekirse. Çok canım istemedi, bilmiyorum. Ama sonrasında, niye şu ellerimi şöyle yapamıyorum bilmiyorum. Sonrasında dediğim gibi çok fazla indirime girmeyen bir markanın indirime girdiğini gördüm. Durur muyum? Asla durmam. Asla tutmadım zaten. Hangi markadan bahsettiğimi bence anladınız. Beaulis'ten bahsediyorum. %30 indirime girdiği için ben de dedim ki tamam. Hani alışveriş yapmayacaktım. Evet. Ama dayanamayacağım. Dayanamayacağım dedim ve bir takım malzemeler aldım yine kendime. Şimdi onlarla başlayacağım. Alışveriş videosunda bunları tabii ki göstermek istedim. Açacağım tek tek renklerini size her zaman alışveriş videolarımda yaptığım gibi yine swatchlayarak gideceğim. Şimdi başlayalım o zaman buna da yine. Çok başlayalım dedim bu sefer. Niye öyle oldu bilmiyorum. Biraz kafam karıştı. Şöyle bir bazını aldım. Beaulis'in Save It bazı. Bir de aydınlatıcı, bu matlaştırıcı bazı biliyorsunuz. Bir de aydınlatıcı bazı vardı ama ben onu çok beğenmedim açıkçası. Çok da bana aydınlatacakmış gibi gelmedi. Bilmiyorum, mağaza ışıklarından ben orada yanılmış da olabilirim. Emin değilim açıkçası. Şöyle bir açayım. İlk çıktığından beri birçok insanda gördüm bu ürünleri. Ben de çok fazla merak ediyordum. Ama ilk çıktığı zaman galiba bir indirime soktular. Yine %30 bir indirim olmuştu. Sonra bir daha hiç indirime girmedi.
Açıkçası ben zaten alacaktım bu ürünleri. Normal fiyatları da çok uygun. İndirimde çok daha uygun fiyatlara geliyorlar. Ama indirimde hani yakalamışken kaçırmayayım dedim. En hoşuma giden yanı bu ürünlerin bir şöyle ne derler bunun adına? Folyo mu derler? Folyo gibi bir şey var bunun üstünde. Koruyucusu var yani. Bunu böyle siz açıyorsunuz ilk defa. Bu gerçekten çok güzelmiş. Çok beğendim bunu. Şöyle atıyorum artık. Şöyle biraz bakayım bakayım. Bu arada bütün ürünlerin testerları vardı. Neredeyse hepsinin testeri vardı. Gerçekten bu konuda çok şanslıyım. Ve bütün ürünlerden baya baya bir vardı. Ki ben indirimin 5. günü falan gittim. Alışveriş yapmaya. Hani çünkü alışveriş yapmayı dediğim gibi düşünmüyordum. Yoksa ben hani ilk gün falan gidiyorum her yer talan edilmeden yakalayayım istediklerimi diye. 5. günü gittim hani böyle gayet salına salına gittim. Her şey vardı ve her şeyin testeri de vardı neredeyse. O yüzden benim için çok şanslı bir gündü diyebilirim. Ürünler böyle minnak minnak. Çok hoşuma gittiler. Çok şeker görünüyorlar. Bir ürün hakkında bu kadar çok konuşursam eğer bu video sanırım 10, 100, 1000, milyon saat sürecek dakikada değil. Çok konuşmadan geçiyorum bunu. Evet şimdi makasımızı alalım. Fondötenine geçtim. Formit. Beavis yine. Zaten bütün ürünler Beavis. Beavis dememe gerek yok herhalde artık. Formit fondötenini aldım. 131 Ivory rengini aldım ben. Çünkü bu ıslak bitişli olanı sanırım. Mat fondöteni değil. Çünkü mat olanın bana uygun rengi maalesef yoktu. Ben de bunu bana uygun bir renk olduğu için bunu denemek istedim. Bakacağız, bilmiyorum. Açabilirim sonunda. Bunun da yine aynı şekilde bir koruması var. Bu gerçekten benim çok hoşuma giden bir şey oldu. Çok çok hoşuma gitti. Gerçekten çok iyi düşünülmüş bence. Bu ürünün de testeri vardı orada. Birçok ürünün testeri vardı dediğim gibi. Fondötenlerin de hepsinin neredeyse testeri vardı. Ve bana en uygun olacağını düşündüğüm renk bu olduğu için ben de bunu aldım. Şöyle rengini de göstereyim. Evet, ıslakımsı bir fondöten gibi görünüyor, bilmiyorum. Bakacağız. Ona daha sonra bakacağız zaten. Şöyle. Benim için en uygunu bu olacaktı diye ben de onu aldım. Ve bir makyaj, aman makyaj diyorum, makyaj değil. Far bazı. Şöyle de bir far bazını aldım Gratis'in. Gratis'in bir far bazını aldım. Aslında çok fark etmez zaten Gratis'in kendi markası olduğu için. Bakalım bunda var mı koruyucu bir bant. Ha, bunun zaten şeyi var. Böyle ucu düz değil. Fiyatları ama ha, bu birazcık böyle krem gibi bir ürünmüş. Evet. Fiyatları gerçekten çok çok iyi ürünler. Ben çok fazla merak etmiştim bu ürünleri. İndirimde zaten hani zaten normalde iyi, indirimde çok çok daha iyi bir fiyata geldikleri için benim için mutlu bir alışveriş oldu bu açıkçası. Farbazı da böyle. Evet şimdi diğer ürünle hemen devam edeceğim. Bütün ambalajı çizdim. Hepsini. Tamam. Açtım ve göstereceğim. Bu neymiş? Yine Beavis'in tabii ki Radiant It. Aa, bunun da yine koruması var. Çok iyi. 916 Rose Quartz rengini almışım ben. Elime sık. Hemen göstereyim size. Çok güzelmiş bu. Bakar mısınız? Çok doğal yansıyor. Ay inanılmaz doğal. Bayağı ıslak ıslak bu. Gerçekten ıslak ıslak. Çok güzel. Buna bayıldım. Çok iyiymiş. Hemen bu. Şöyle bir ürünü aradan çıkarayım istiyorum. Çünkü hepsi çok bantlı. Çok bantlı gerçekten. Onlarla uğraşacağım şimdi. Painted diye bir ojesini aldım birbirisinin. İlk kez deneyeceğim ojesini de. Neymiş ki bunun ismi? 805 numaralı bir oje bu. Unique mi acaba? Tam emin değilim. Unique diye mi okunuyor bilmiyorum. Çok güzel bir bebek mavisi denir buna. Çok renk tanımlamam benim iyi değildir ama
Rengi gerçekten çok beğendim, çok sevdim. En çok merak ettiğim ürünle devam edeceğim. Ama önce bir açayım, değil mi? Bunlar koleksiyon ürünü müymüş? Öyleymiş galiba, değil mi? Ben onun koleksiyon ürünü olduğunu bu ürünlerin bilmiyordum açıkçası. Hani bekletiyordum, diyordum daha sonra alırım falan filan. Ama hani daha sonra bulamayacağım bir şey galiba bu benim. Ki şöyle de bir şey oldu. Mağazada bu ve bu, bu ikisi sadece birer tane kalmıştı. Dedim ki gerçekten bugün şanslı günündesin kızım. Bunu da açtık. Bunda da yine şey var, koruma var. Bu arada ben bunun, ben hangi rengi almışım onu da söyleyeyim. Dediğim gibi zaten bir tane vardı bu üründe. 915 Hangout rengi almışım ben. Ama benim istediğim bu değildi aslında. Pembesiydi. Pembesi yoktu. Bu ne? Dokunacağım. Yani herkes de... çok ilginç bir şey bu. Allah. Ay gerçekten bayağı oyun oynarsın bununla. Çok hoş. Ben böyle kendi kendime oynasam size sonra göstersem olmaz. Çok ilginç. Bunlara şey diyorlar değil mi? Slime aydınlatıcı. Şöyle bir rengi var. Göstereceğim şimdi elimde. Yani dediğim gibi ben bunun pembesini merak ediyordum aslında. Onu istiyordum. Ama onu bulamadık. Bununla idare edeceğiz. Çok merak ettiğim için de açıkçası almak istedim. Sanırım şöyle soracağım. Bakayım. Ha. Ülkemiz sınırları içerisinde sadece bende yoktu. Ben de dedim ki benim neyim eksik? Bende de olsun. Tabii. Ama güzelmiş. Gerçekten güzelmiş. Bu da şey böyle hani... Simli falan değil kesinlikle. Bu da doğal yansıyor. Birazcık benim için koyu. Hani bunu nasıl kullanacağımı bilmiyorum. Açıkçası hani kullanmaktan çok elimde olsun diye aldım aslında ben bunu. Dediğim gibi çünkü bu değil. Diğeriydi istediğim normalde. Bu arada bunu çok takılıyorum. Hafif bir yapışkanlığı var ama sonra ne yapacak onu bilmiyorum. Güzelmiş ama. Gerçekten güzelmiş. İlginç. Yani diğer bir merak ettiğim ürünle devam edeceğim. Açıldı mı? Aa, kolay açıldı, tamam. Neymiş bu ürünün adı? 118 Connected rengi galiba bu. Bakayım nasıl bir şeymiş bu. Aa, gelmiyor ki. Bozulmuş olabilir mi? Normalde böyle şey değil miydi bu? Çok akışkan bir yapısı yok muydu bunun? Böyle görüyordum şeylerde, videolarda falan. Ama çalkalayınca akışkan bir arkadaş bu. Şu an akmayacaktı bence. Şöyle elimin üzerine tekrar bir tıklatıp göstereceğim. Güzelmiş ama. Böyle de bir rengi var. Rengi güzel için sabırsızlandığım ürünlerdi bunlar benim. En çok merak ettiğim, bu aralar en çok merak ettiğim, fiyatlar bu kadar uçmuşken, bu kadar uygun fiyatlı ve hani bizim kendi markamız olan bir ürünün, daha doğrusu bir kendi markamız olan bir markanın demek doğru olur mu bilemedim. Ürünlerini tabii ki çok merak ettim. Güzel gidiyoruz şimdiye kadar bence. Şimdi o zaman şey, ne yapalım? Far paletiyle, evet far paletiyle devam edelim. Far paletleri de vardı. Bunun daha soğuk renklerden oluşan bir palet var biliyorsun. Çok öptük bir saniye. Hangisiymiş bu? Catch It'miş. Ve neymiş bunun adı? 288 numarası galiba. Öyle mi? Evet, öyle. 288 numara. Solar Energy. Solar Energy artık. Nasıl diyorsanız işte öyle. Şöyle içinden bir tanecik böyle çift taraflı
sünger aplikatörü çıkıyor. Renkleri de böyle. En fazla böyle paletim var aslında. Ha, biraz topak topak gibi parmağım. Olsun, bakacağız. Ama güzel yani, renkleri hoşuma gitti. Evet, paletimizin renkleri de bu şekilde. Çok beğendim ben. Yani şu anda buraya sürdüğüm kadarıyla renkleri çok beğendim. Ama gözle ne yapacak onu bilmiyorum. Ona da bakacağız, onu da deneyeceğiz. Evet, şimdi sonunda açabildim. Krem farla devam ediyoruz. Bu arada bunu ben almadım. Rujlarında gloss olarak mı geçiyordu? Biraz sonra göstereceğim. Şu an adı aklıma gelmiyor. Onu alana bir tane böyle farı hediyeydi. Ben de bu rengini seçtim. Ve öylelikle bunu almış oldum. Şöyle bir hemen bakacağım. Sanırım 940 numara Rachel diye bir renk. Tam bilmiyorum. Çok minik yazılmış. Bunu da hemen şuraya bence swatchlayabiliriz. Ooo çok krem. Evet. Şey. Çok fazla pigmentli değilmiş bu arada bu. Yani rengini düşük veriyor. Böyle parmağı aldığınızda burada çıkan renk aynı olmuyor. Ama far bazı olarak güzel olabilir. Yani farın altına buna uygun bir far kullanacaksanız ya da birazcık farın rengini değiştirmek isterseniz bunu da kullanabilirsiniz. Güzelmiş bu. Beğendim ben bunu da. Rengi çok güzel. Seviyorum böyle renkleri. Evet. Fondötenden sonra gösterseydim daha iyi olacaktı ama unuttum onu. Kapatıcısını aldım. Bu arada ışık gitti bence. Gerçekten gitti. O kadar geç bir saatte de değiliz ama. Ben de ne yapayım anlayamadım. Gece çekiyorum, ışığı ayarlayamıyorum. Gündüz çekiyorum, güneşi ayarlayamıyorum. Ben hangi rengi almışım bu arada? 132 numarasını almışım. Pale Almond rengini almışım. Bunu nereye sürsek acaba? Lütfen ışık, lütfen. Şöyle bir rengi var bunun da. Bunun da birkaç rengi vardı orada. Onlara da baktım. Daha sarı alt tonları vardı. Biraz daha koyu renkleri falan vardı. Pembemsi alt tonlu ve bana en uyabileceğini düşündüğüm renk buydu. O yüzden bunu aldım. Şöyle bir renk dağıtınca da. Bilmiyorum, bakacağız. Yarışa gideceğiz birazdan. Evet. Stabit sabitleyicisiyle devam ediyorum. Bu sabitleyiciyi aldım. Sabitleme spreyini aldım. Çok merak ettiğim ürünlerden biriydi bu da. Çok sevildiğini biliyorum. Bakalım ben sevecek miyim? Ama bunları açmak gerçekten zulüm yani. Zulüm. Bir saniye ya. Ben bu ürünlerin hepsini açıp gelip öyle devam edeyim. Çünkü hem aç hem konuş. Hem burada debelen. Zaten minnacık olan dikkatim de benimle kalmıyor. Geliyorum ben. Ben geldim. Bütün ambalajlardan kurtulmam en az yarım saatimi aldı. Dedim ki 5 dakikacık daha beklesek ne olur sanki. Şu kahvemi de içeyim. Biraz azıcık şekersiz yapmışım. Şeker komasına girmeyi çok seven bir insan olarak bu benim için güzel bir şey değil. Bu arada şekersiz kahve içenlere inanılmaz saygı duyduğumu da buradan belirtmek isterim. Evet, tamam. Geldim. Artık bütün dikkatimi buraya verdim. Geldim ama ışıkla ilgili gerçekten sıkıntılarım var. Bilmiyorum ne olacak artık, hayırlısı. Nerede kalmıştık? Beauty'sin tabii ki yine Stop It sabitleme spreyi. Benim sabitleme spreyleriyle ilgili en büyük sıkıntım bu pıstları. Ha. İyi, güzel püskürtüyor. Kokusu da hiç rahatsız etmiyor. Bakalım deneyeceğiz. Transparan pudrasıyla devam ediyoruz yine Beauty'si. Bir transparan pudrasını aldım. Ay. Aa, çok şey. Nasıl diyeyim, böyle saten gibi, kadife gibi. Gördüğünüz gibi öyle çok böyle beyaz beyaz da durmuyor. Transparan olmasına rağmen bembeyaz da bir ürün değil. Şöyle hafif. Ne derler ki buna? Pudra rengi. Evet, aslında tam pudra rengi. Kadifemsi böyle yumuşak ve ince ve tozutan bir pudra.
Bakalım bunu da deneyeceğiz. Evet, şimdi yine en çok merak ettiğim ürünlerinden bir tanesiyle devam edeceğim. Ki merak ettiğim için zaten aldım bunu da. Burn It. Kaç numaraymış bu? 92 numara Natural Bronze rengiymiş bu. Bronzer'ı. Şöyle bir rengi var. Güzel gibi. Çok şeyler böyle kadife gibiler. Öyleler değil mi? Bakalım. Aha. Güzel. Işığa bakıyorum bir yandan ve bu ışık beni çok üzüyor şu an. Böyle iyice şey yapayım da göstereyim. Evet. Çok çok güzel bir bronzer rengi bu da. Sıcak değil, çok aşırı soğuk değil. Orta halli, çok güzel. Benim en sevdiğim tonlardan biri. Bunu da çok beğendim. Gerçekten bu fiyatlara bu ürünler beni heyecanlandırıyor. Daha şimdiden öyle söyleyeyim. Devam edelim. Şimdi yine bir ürünle devam ediyoruz. Güzel böyle minnoş bir ürünle devam ediyoruz. Bir neydi bu ki aldık? Heh, Touch It aldık. Touch It ama ne? Çok güzel. 513 Rose Petal rengi. Touch It aldıklarının. Şöyle çok da güzel bir rengi var. Benim en çok sevdiğim tonlar bunlar. Böyle şeftaliler, işte turunculardansa bu tarz renkleri daha çok seviyorum. Böyle pembemsi renkleri daha çok seviyorum. Onu da hemen şuraya. Çok aşırı pigmentli değil gibiler. Şöyle çok güzel, çok doğal pembelik verecek bir rengi var. Bu da çok güzel. Dediğim gibi bence çok aşırı renk vermiyorlar. Ama deneyince bakacağız. Evet, şimdi yine bir aydınlatıcıyla devam edeceğiz. Glaze It'miş bu da. Bunun da 918 Pearlescent Glow. Öyle mi? Doğru mu? Evet. Pearlescent Glow. Doğru. O kadar küçük yazıyorlar ki. Gerçekten okumakta çok zorlanıyorum. Hemen bunu da şöyle bir parmağıma alayım. Aa, bu da böyle pudra gibi. Pudranın kadifeliği, yumuşaklığı var bunda da. Pembe, tabii ki pembe alt tonlu bir aydınlatıcı. Bu da. Şöyle yapalım, biraz daha sürelim, iyice görünsün. Yansıması da güzel. Doğal yansıyor. Çok güzel parlıyor. Böyle ıslak ıslak. Bugün baktım, bütün aydınlatıcılar böyle ıslak ıslak parlıyor. Ya da ben buradan öyle görüyorum. Emin değilim. Dediğim gibi deneyip bakacağız bunlara da. İçelim o zaman. En çok merak ettiğim bir ürünle şimdi devam edeceğim. Drag It. Şöyle. Aa, çok güzel. Bir eyeliner. Keçi uçlu mu bu? Evet. Of. Islak, çok fazla ıslak bu arada ucu. Şöyle de bir rengi var, simsiyah. Gerçekten simsiyah, çok güzel görünüyor ve hani çok iyi, çok iyi. Şimdilik yani elime sürdüğüm ve size gösterdiğim kadarıyla bence çok iyi. Ben de şu anda biliyorsunuz ki sizinle beraber görüyorum bunları. İnanılmaz heyecanlıyım. Denememek için kendimi çok zor tutuyorum ama asla denemeyeceğim. Söz veriyorum, videoda birlikte kullanacağız hepsini. Gerçekten söz veriyorum. Şimdi bir rimelle devam edeceğiz. Bu da Loaded. Loaded, evet. Loaded rimeli. All in one diyor burada. Şöyle de bir fırçası var. Biraz ıslak bir rimel. Tabii daha yeni açtık. Ne olacak ki başka? Şöyle bir fırçası var. Fırçası bildiğiniz üzere şeye benziyor. L'Oreal'in Paradise maskarasının fırçasına benziyor. Kıl fırçası var. Benim en sevdiğim fırçalardan bir tanesi. Bir tane daha vardı orada beğendiğim, fırçasını beğendiğim bir rimel daha vardı. Onu da aldım zannediyordum ben ama sadece zannetmişim. Onu da alacağım. O da böyle, o da kıl fırçaydı ama birazcık daha ince bir fırçası vardı. Adını hiç hatırlamıyorum. Ona da bakacağım. Ama en çok bunu merak ettiğim için ilk önce bunu atmıştım. Demek ki o sırada benim kafa böyle bir yandı herhalde. Onu aldım zannediyorum. Almamışım. Bunu da geçelim. Bir kaş ürünüyle devam edeceğiz. Kaş pomadıyla. Neymiş bu? 180
8 mi? 188 ya da 186. O kadar küçük ki gerçekten yazılır çok zor görüyorum. İboni rengi bu arada benimki. Hemen bunu açmamışım. O kadar şey açtık, bunu açmadık. Neden? Evet, hemen şöyle. Bunun da yine bir koruması var. Bu koruma işi gerçekten çok güzel. Çok güzel olmuş. Çok tebrik ediyorum Gratis. Şahanesin yani. Şöyle hemen açalım. Bu da şeye benziyor. L'Oreal'in Paradise yine değil mi? Paradise'da o. Bir pomadı var ya, kaş pomadı. Ecstatic. Ona benziyor bu da. Bunun fırçası yalnız daha yuvarlak geliyor. Onun daha böyle şeydi, kesik uçluydu. Hemen bakalım. Ha, bu ona göre biraz daha ıslak gibi sanki. Emin olamadım. Hemen şuraya onu da sürelim. Evet, daha yumuşak ve çok daha ıslak. Aa, bu nasıl olacak? Şöyle sürdüm, ha, küllü. Güzel. Ama şey, sürdükçe sürdüğün, nasıl anlatayım? Şöyle sürdükçe sürdüğüm diğer şeyleri yerinden kaldırıyor gibi görünüyor ama tabii sabitlenecek gibi inşallah diye düşünüyorum. Küllü güzel bir renk. Benim kaşım için uygun olan buydu zaten. Bunun bir açık versiyonu vardı. Onun ismini şu an hiç hatırlamıyorum. Ama bu da böyle. Rengi çok güzel. Biraz ıslak. Ne zaman sabitlenecek onu da bilmiyorum. Ona da bakarız zaten. Kaş ürünüyle devam edelim madem. Bu da neymiş? Raise It'miş bu da. 184 Light Medium Brown. Şöyle içinden bir çift taraflı sünger çıkıyor ama hani bu benim için biraz zor bir durum. Benim kaşlarım ince olduğu için yani mümkün değil bunu kullanmam. O yüzden bunu şöyle gönderelim. Renkleri şu şekilde. Daha açık ve daha koyu. Bu ikisi bence güzel bir kombinasyon sağlayacak. Wet n Wild'ın böyle bir kaş kiti var biliyorsunuz. Onun gibi ama bunun açığı daha koyu galiba. Evet, bunun açığı daha koyu. Şöyle orada ikisini de süreceğim. Ha, çok iyi. Çok güzel. Yani aşırı pigmentli değil. Wet n Wild'ınki mesela bundan çok daha pigmentli bir ürün. Bu o kadar pigmentli değil. Yani burada göründüğü kadar şurada çok koyu görünüyor. Ama görüyorsunuz hani kaşınızda böyle simsiyah bir felakete yol açmayacak bir ürün diye düşünüyorum. Bakacağız. İki tane kalemini aldım Beauty's'in. Bir tanesi dudak kalemi, bir tanesi göz kalemi. Dudak kalemi Printed, göz kalemi Twisted. Dudak kalemi olan 104 karamel, göz kalemi olan da 198 Cooper. Bilmiyorum işte o. Şöyle, bir tanesi asansörlü. Ha, bu asansörlüymüş. Bakalım ne kadar varmış içinde. En merak ettiğim şeydir bu asansörlü kalemlerde. Sonuna kadar bu kadar çıkıyor. Ve hemen şöyle bir elime. Aa, çok yumuşak. Aşırı yumuşakmış. Çok güzel. Gerçekten yumuşak. Ve dudak kalemine de bir bakalım. Bunu da hemen yanına şöyle. Dudak kalemi de yumuşak. Yani çok zor sürülecek bir kalem değil ama hani yumuşaklıktan da ölmüyor. Böyle dudağınıza sürdüğünüz zaman bir kremsi bir ruj gibi davranıp oraya buraya çatlayarak dağılacak bir kaleme de benzemiyor. Ama bilmiyorum tabi, deneyeceğiz, bakacağız. Renkleri de şu şekilde. Şu soğuk bir kahve ama içinde böyle altınımsı ışıltılar var bunun. Bu da karamel. Bu da soğuk bir kahvemsi, böyle pembe alt tonlu gibi ama. Hani güzel, çok güzel. Sona geldik, benzim. Bitiriyoruz. Işık gitmeden bu videoyu çekebildiğim için umarım çok mutluyumdur. Şu an nasıl göründüğünü bilmiyorum çünkü, bakacağım. Evet, iki tane ruj. Bir tanesi Surf It, bir tanesi Zip It. Biri böyle daha glossumsu olan, biri de mat olan. Bu Zip It'lerden bende bir tane daha var. Hatta Beauty's'in ilk denediğim ruju oydu. Bayılıyorum. Aşırı seviyorum, çok seviyorum. Yani öyle söyleyeyim. Kesinlikle bence dudakları kurutmuyorlar. Ve çok fazla kalıcılar, çok da güzeller. Gerçekten öyle. Bu arada renklerini söylemedim. Bir tanesi 390
Bitter Sweet, bir tanesi de 121 Light of Life. Şöyle onları da hemen nasıl söyleyeyim, şöyle söyleyeyim. Hemen swatchları da size göstereyim. Şu koyu renk olan, çok şahane bir renk değil mi? Gerçekten çok güzel. Koyu renk olan mat ruj. Şu taraftaki de gloss olarak geçen ruj. Koyu renk olan, yani mat olan biraz dalgalı dalgalı. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama ilk katta dalgalanacak belli ki. Bir kat daha bence bunun üstüne geçebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü çok sıvı bu rujlar. Sıkıntı çıkarmaz diye düşünmek istiyorum. Çünkü rengi çok güzel. Surfeit olan, yani daha böyle glossumsu olan da çok fazla, gördüğünüz gibi çok fazla pigmentli ve gloss'tan çok böyle daha kremsi bir ruj gibi sanki. Yani çok gloss gibi değil bu. Evet parlıyor ama bir parlatıcı gibi parlamıyor ama yine de çok güzel görünüyor. Rengi de çok güzel, aşırı güzel. Evet, böylece benim indirim alışverişi videom da burada bitti. Evet, artık bitti. Neredeyse tamamı büyü listeden oluşan bir alışveriş yaptım. Dediğim gibi ben alışveriş yapmayacaktım aslında bu indirimde. Ama Beauty'si indirimde görünce, çok fazla biliyorsunuz indirime giren de bir marka değil Beauty's. İlk çıktığı zaman sanırım bir indirime girmişti. Ben o zaman kaçırmıştım bu süreci. Ondan sonra bekledim, indirim girmedi ama dedim ki artık sanırım sokmayacaklar indirime, indirimsiz alacağız. Zaten çok fazla uygun fiyatlı bir ürün. Bir marka daha doğrusu, ama indirimde efsane oluyor yani. Gerçekten efsane oluyor. En pahalı ürünü bana 18-19 liraya falan geldi galiba. Tabii Farfalet'i 18-19 lira, 19 bile olmayabilir, tam bilmiyorum. Hani Farfalet'i 18 liralarda, işte fondöteni 13 liralara falan gelmiş olması lazım. İşte ne bileyim, rujları 10 liralarda falan ve hani bu fiyatlar için inanılmaz güzel görünüyorlar. Dediğim gibi el sıvacında inanılmaz güzel görünüyorlar. Henüz makyajını yapmadım, hiç yüzümde kullanmadım. Birlikte kullanalım istiyorum. Dediğim gibi, söz verdiğim gibi beraber kullanacağız. Hiç dokunmayacağım, hiç ellemeyeceğim. Beraber videoda kullanalım istiyorum çünkü. Benim bu bayram indirimindeki alışverişim de böyleydi. Siz neler aldınız, nasıl değerlendirdiniz bu bayram indirimlerini? Aşağıda bana yorumlarda yazarsanız çok çok mutlu olurum. Gerçekten çok sevinirim. Düşüncelerinizi, fikirlerinizi benimle paylaştığınız zaman ben, kalp, siz falan böyle şeyler oluyor. Güzel şeyler oluyor. Bence bana yazın. İsterseniz Instagram'dan Derya Yıkan kullanıcı adıyla beni bulup oradan da düşüncelerinizi bana iletebilirsiniz. Böylece bir videomuzun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenebilir, kanalıma abone değilseniz abone olabilir. Benden gelecek videolardan haberdar olmak isterseniz de bildirimlerinizi açabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Gelecek videoda görüşmek üzere. Hepinize çok sevgiler, hepinize çok çok selamlar. Hepinizi kocaman öpüyorum. Hoşça kalın.